Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun yeni yayın döneminde sizlerle Düşünce Nüansı programında yeniden birlikteyiz. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu bu yıl motto olarak engelleri aşıyoruz ibaresini kullandı. Biz de programımıza uygun olarak bilimdeki her türlü engeli, düşünceye vurulan her türlü engeli, dile takılan her türlü engeli, davranışa yansıtılan her türlü engeli, cinsiyete yöneltilen ön yargıları ve engelleri kabul etmiyor, reddediyor ve kınıyoruz. Düşünce Nüansı programı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun yeni yayın döneminde her çarşamba saat 15'te sizlerle bilimi, felsefeyi ve bilime ışık tutmuş her türlü bilim dalının epistemolojik, ontolojik, aksiyolojik ve metodolojik boyutlarını yeni konuk ve konuklarla tartışmaya sezon sonuna kadar nasipse devam edecek. Bu hafta sizlerle ekonomi felsefesini konuşacağız ve dilimizin döndüğünce, gücümüzün yettiğince masaya yatırıp analiz etmeye çalışacağız. Karşımda bilimine, ilimine, kalemine, düşüncesine son derece güvendiğim, saygı duyduğum ve hürmet ettiğim çok değerli bir hocam var. Profesör Doktor Erdal Güryay. Değerli hocam, İlk programımıza hoş geldiniz. Güzel enerjinizle sefa getirdiniz. Teşekkür ederim. Umarım güzel bir program olur. Biraz iddialı bir başlık felsefe ama elimizden geldiğince konuyu irdeleyeceğiz. Estağfurullah hocam. Hocam sizi izleyicilerimize biraz tanıtmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü aslında adada sizi neredeyse iktisat alanı ile sınırlı kalmamakla birlikte bir bilim insanı olarak bilmeyen yok. Lakin yine de bir altını çizelim. Ukrayna'da Harkov Üniversitesi'nde ekonomi üzerine lisans, yüksek lisans ve doktora yaptınız. Daha sonra Tarım Bakanlığı'nda sözleşmeli uzman olarak bir 4 yıl kadar herhalde yanılmıyorsam. 4 yıl. Bir görevde bulundunuz. Lakin baktınız memuriyet çok size göre değil. Sonra Yakın Doğu Üniversitesi'nde 18 yıl adına ekonomi, bankacılık, finans, işletme gibi dallarda hocalık ve özellikle de üniversiteye ciddi katkılar sağlayan idari görevlerde bulundunuz. Daha sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyeliği var. Asbank'ın yönetim kurulu üyeliği var ve şu anda da Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı göreviniz var. Hocam bu kadar deneyim, fakat bu kadar deneyimin ötesinde benim söylemek istediğim bir şey var. Acaba bu kadar deneyimin üzerine iktisadın ABC'sini burada konuşuyor ve tartışıyorken kendi kişisel kariyerinizde siz kendi iktisadınızı iyi yönetebildiğinizi düşünüyor musunuz? Çok iyi yönettiğimi düşünmüyorum aslında. Hani derler ya, mobilyacı kendine mobilya yapamaz, iktisatçı da para kazanamaz aslında. Terzi kendi söküğünü dikemez. Aynen. Demek ki iktisatçı da öyle çok para kazanan bir kişi değildir. Hele hele akademide olan bir iktisatçı para kazanan biri değildir. Biz kendimizi bilime adamış insanlarız. Evet. Hocam şimdi böyle bakıldığında aslında tarihi kökenleri çok eskiye dayalı olan bir ana bilim dalı ile karşı karşıyayız. İşin açıkçası ben de kendim birazcık hazırlandım. Hazırlanırken bazen kayboldum. Kendime çıkış yolu aradım. Bazen de acaba ontolojik boyutta birazcık taksonomik, yani sınıflayarak mı bu işi daha rahat anlatabiliriz izleyicilerimize diye bir bilimsel tutum içerisine girdim ve baktığımız zaman özellikle taksonomik boyutta sınıflandırdığımız zaman mikroekonomi, makroekonomi, matematiksel ekonomi, yani, ekonometri gibi alanları var. Yani 30 civarı alt alanı vardır. Alt alanı İktisat var. Alt dalı diyelim. Alt dalı diyelim ama evet. Esas alan tabii ki ekonomi.
teorisi alanıdır. Diğerleri daha fazla yardımcı alanlardır. Matematikle ilgili olan iktisada araç sağlayan bir alt daldır. Herhalde ekonometri de bunlardan bir tanesi. Ekonometri de bunlardan bir tanesidir. Çünkü iktisat sayılarla ilgilenir. Bu sayıların analizi için değişik modeller, programlar kullanır. Bunlar yardımcıdır. Hocam, temel iktisat. Adam Smith'ten başlayan bir serüven var. Ve iktisatçıların temel, özür dilerim, iktisat temel felsefesi şu. Diyorlar ki dünya kaynakları sınırlı, insan ihtiyaçları sınırsız. Sadece hayalimizde sınırlı. Hayal ettiğimiz her şeyi isteriz. Bunu nasıl yöneteceğiz veya yönetemeyen ülkeler mi fakir duruma veya gelişmekte olan veya gelişmemiş duruma düşüyor? Yoksa political economy, yani siyaset ekonomisi de işin içine girdiğinde zengin ülkeler görece fakir olan ülkeleri kolonize ediyor. Ne diyorsun? Aslında iktisat biliminin temelleri Adam Smith'le başlamadı. Çok daha önceleri başladı ama Adam Smith'le artık bir bilim dalı gibi gelişmeye başladı. Çünkü bir sistematik kurdu Adam Smith. Onun üzerine gelişti şey. İktisadı iyi kullanan zengin oldu, kullanamayan fakir oldu. Çok doğru bir yaklaşım değildir bence. Çünkü iktisat biliminin teorileri herkese açık, herkesin öğrenebileceği şeylerdir. Bu bilip bilmemekle alakalı değildir. Başka ne derler, faktörlerdir aslında bazı ülkelerin çok hızlı ilerlemesine sebep olan veya ilerlemesini engelleyen birçok başka faktör vardır. O nedenle bilip bilmemekle alakalı değildir. Teori orada, herkes öğrenebilir. Onu başarıyla uygulamak bir yetenek işidir. Tabii ki iktisat bilimi başka alanlardan da etkilenir. Örneğin İslam dininde mesela faizle ilgili karar var. Evet. Şimdi iktisat bilimiyle tam ters bir ne derler, teori mi diyeyim ona, bir görüş var orada. Bir ilişki var aralarında. Ya, aralarında ilişki. Negatif korelasyon ilişki. Yani değil mi? Yani iktisat bilimi başka bir şey söylerken İslam dininde faizle ilgili bambaşka bir karar var. Ve bunun gibi birçok ülkenin kültürel ne derler, düzeyi elverişli değildir belki gelişmesine. Adetler, ananeler, kültür, hepsi bunlar hem hızlandırıcı hem de yavaşlatıcı etki gösterebilecek faktörlerdir. Her ülke için ayrı bir analiz yapmak gerekir. Çünkü her ülkenin kendine has yapısı da vardır. Bu coğrafi yapıdan tutun da ne derler, varlık zenginliğine, insan kaynağına, kültürüne, eğitim sistemine, adalet sistemine, hukuk sistemine, bunların tümü hep birlikte. Yoksa iktisat teorisi tek başına ne yapılması gerektiğini söylüyor. Ama onu söylerken belirli kurallar çerçevesinde bu gerçekleşir diyor. Mesela faizi artırırsanız enflasyon düşer. Evet. Böyle bir şey var. Bu her zaman böyle değildir ama. Her durumda bu böyle olmayabilir. O ülkenin koşulları çok önemli. Buyurun, Türkiye'de faiz artırılmaya başlandı belli bir süre sonra. Evet. Döndük şey, İslam dinindeki o faizin ne derler, yasak olmasından döndük. Faizi yükseltmeye başladık. Düşüyor mu enflasyon gerçekten? Büyüme hızı düşüyor sadece. Ama enflasyon gene var orada. Yine %60'larda enflasyon var. Demek ki faiz tek başına bir şey değil. Ama iktisat biliminde böyle bir şey var. Diğer her şey aynı kalmak şartıyla. Ceteris paribus. Ceteris paribus. Faizi artırırsanız enflasyon düşer der. Ama bizde diğer her şey aynı kalıyor mu? Kalmıyor. Kalmadı. Ceteris paribus gerçekleşmiyor yani. Evet. Kalmadığı için de bu söylem veya bu saptama, iktisat bilimindeki bu saptama gerçekleşmiyor. Buyurun diyorlar, iktisat bilimi tamam değil. Ama öyle demiyor ki iktisat bilimi. Hocam, bu çok heyecan verici. Özellikle ülkemiz ve Türkiye için de bunu değerlendirmek istiyorum ontolojik boyutta. Lakin bundan önce birazcık iktisat felsefesinin epistemolojik boyutunu irdeleyelim istiyorum. Öyle olunca da işe bir takım ideolojiler giriyor. İktisada yönelik ideolojiler giriyor. Yani şu anda kapitalizm en dominant iktisadi yönetim biçimi
ve ideolojisi olarak görülüyor. Bundan müzdarip olanlar var. Bunu tamı tamına kullanıp bundan fayda sağlayan ülkeler var, şirketler var vesaire. Bu ideolojilere baktığımız zaman mesela işte geçmişe bakıldığında anarşizm bunlardan bir tanesiydi. Kapitalizm bir diğeri. Liberalizm yine aynı şekilde öyle. Korporatizm diye bir şey var. Faşizm diye bir şey var. Biraz araştırdığımızda Atatürk'ün sosyalizm var, komünizm var. Atatürk'ün devletçilik anlayışı var. Böyle bakıldığında üçüncü bir görüş olarak bir ekonomik ideolojiden bahsedilse bu ne olabilir? Yani şu ana kadar öyle bir çalışma yok, yapılmadı ya da en azından benim bilgim yok bu konuda. İki uç vardır. Klasik liberal iktisat teorisi ve sosyalist iktisat teorisi. Diğer bütün saydıkların aslında bu iki ucun arasında değişik yerlerde olan yaklaşımlardır. Ama temel olarak klasik iktisat ve sosyalist iktisat teorileri. Klasik iktisat baskın bir teoridir. Baskın, yaygın bir ne derler, kullanım alanı vardır. Ve klasik iktisadın iddia ettiği birçok şey hayatın gerçeği imiş gibi lanse ediliyor. Algılanır. Buradaki en öyle midir? Öyle değildir. Dediğim gibi iktisat bir sosyal bilimdir. İnsanla ilgilidir. Yani her insanı bir kalıba, tüm insanları bir kalıba koymak çok da mümkün bir şey değildir. Büyük oranda doğru olmasına rağmen her zaman öyle değildir. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Mesela siz Eskimo'ya buzdolabı satabilir misiniz? Hayır. Hayır. Neden? Çünkü buzdolaba zaten ihtiyaçtır. Zaten buzun içinde yaşıyor. Veya Müslüman kendi buz kalıbı koyarak Müslüman, o soğutmayı gerçekleştiriyor. Müslüman bir ülkede çok modern, şeffaf elbiseler falan satabilir misiniz? Salyangoz da satamayız hocam. Demek ki tüm insanları aynı kategoriye koymak çok doğru bir şey değil. O yüzden en başta dedim ya, ülkeler kendi içinde, kendi özelliğine bakarak değerlendirmelidir. Ama iktisat bunu, klasik iktisat bu kendi doğrularını herkesin doğrusuymuş gibi sattı yani bugüne kadar. Satmaya da devam ediyor. Gayet de başarılı bir teori olarak görülüyor günümüzde. Sosyalist teori... O niye çöktü hocam? Yani özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra siz de o coğrafyada bulundunuz. Evet. Bütün eğitiminizi o coğrafyada aldınız. Neye maruz kaldı ve hangi kötülükleri kompanse edemedi? Şöyle diyeyim, çok bürokratik bir sistem kuruldu. İnanılmaz denetim ve kontrol mekanizmaları kuruldu. Her şeyin merkezi bir şekilde karar verilmesi pozisyonu vardı. Bu nedenle çok hantal bir yapısı vardı. Bu hantal yapı ile belli bir süre ciddi gelişmeler sağlamasına rağmen bir yerde bu hantal yapı tıkandı. Liberalizmde bu yok mu hocam? Liberalizmde bu yok. Çünkü insanın özgürlüğüne, iş yapma özgürlüğüne en azından diyeyim, çok daha fazla önem veriyor. O yüzden liberalizm daha dinamik, daha hızlı adapte olabilen, yenilikleri çok daha hızlı hayata geçirip piyasaya sunabilen vesaire bir yapısı var. O nedenle sosyalizmle, ya o reel sosyalizm diyelim, çünkü Karl Marx'ın hayalini kurduğu sosyalizm o değildi. O reel sosyalizm bu dinamik kapitalist sistem karşısında ayakta duramadı. Ve sonuçta hepsi onlar da liberal sisteme geçiş yaptı. Sancılı bir süreç yaşadılar. Evet, evet. Bazıları başarılı oldu hızlı bir şekilde ama bazıları halen daha sorunlar yaşıyor. Yani devrim niteliğinde değişiklikler. Hocam... Evet. Yani şimdi günümüz ekonomilerinde kapitalizmin de kendi içerisinde özellikle biraz daha ontolojik boyuta gelmeye çalışıyorum. Belki o aradan sıyrılırım diye düşündüm. Mesela emeklileri kapitalist sistemin artık kaldıramayacağına yönelik üretimin, çünkü arz talep dengesine bağlı her şey. Dolayısıyla üretimdir asıl olan.
kapitalizmde. Gerçi sosyalizm her yerde öyle de öyle. Evet. Üretim olmayan yerde hayat olmaz. Şimdi böyle bakıldığında o zaman acaba kapitalizme alternatif daha küçük ölçekli teorilere mi ihtiyaç var ekonomide? Yani emin değilim buradan. Kapitalizm her zaman, kapitalist sistem, liberal sistem her zaman karşılaştığı sorunları bir şekilde çözmeyi başarmış bir sistemdir. O yüzden ayakta durabiliyor. Ayakta durabiliyor ve genişleyerek ayakta yani duruyor. Yani işte finans krizi, bu mortgage sistemiyle başlayan finans krizinde gene tabii bir şekilde Amerika'da bir şekilde kendini yani yeniledi. Yani krizlere her zaman gebedir. Evet. Liberal sistem, serbest piyasa sistemi, çünkü denetimin az olduğu, kontrolün az olduğu, özgürlüklerin çok fazla olduğu bir yerdir. Krizlere her zaman gebedir ama dediğim gibi krizleri de atlatma yeteneğine sahiptir. Hmm. Bazen kısa vadede, bazen uzun vadede, bazen çok büyük zararlar getirerek ama atlatabiliyor. Hani çökmüyor. Onun yerine başka bir sistem gelmiyor. Aynısı devam ediyor. Biraz kabuk değiştirerek, yöntem değiştirerek çözüyor. Hocam, emeklilik sorunu kapitalist ülkelerde şöyle, tıbbın gelişmesiyle vesaire insan hayatı çok daha uzun şimdi. Evet. Ve emeklilikte geçirilen sürede uzun olduğu için emeklilik birikimlerinin yetmediği bir pozisyondur. Yani bunu çalışan insanların çalıştığı dönemde daha fazla prim toplayarak veya devlet daha fazla katkı koyarak emeklilik sistemlerine bunu çözebilir. Yani bu bir sorun olarak görülmemeli bence. Çünkü bu normal bir gelişimdir. Tıp gelişiyor. Tıp geliştik sonra insanlar da öyle eskiden olduğu gibi çok kısa yaşam süreleri yok artık. Yok, evet. Gayet uzun. Yani gelişmiş kapitalist ülkelerde yaşam 80 ve üstüdür artık. Bizim gibi bir ülkede bile 70 ve üstüdür yaşam beklentisi insanların. Bu bir sorun olabiliyor emeklilik sistemleri için ama çözülebilecek bir şeydir. Evet. Yani devlet katkısıyla bu çözülebilir. Evet. Hocam, yani bakıldığı zaman mesela özellikle krizler, yani bu kapitalist sistemin kendi içindeki çıkmazlardan kaynaklı finansal krizler, ekonomik krizler, akabinde gelen toplumsal krizlerin temelinde aslında ekonomi yatıyor. Yani ben sizden öğrenmiştim, hatırlıyorum. Ülkeler ekonomiyle yönetilir. Politika ekonomiyle yönetilen ülkelerde sadece birer araçtır gibi bir şey söylemiştiniz. Öyledir. Ekonomisi güçlü olan ülkeler politik olarak da güçlüdür. Dikkat edin dünyada. Çin'i, 30 yıl önceki Çin'i düşünün. Evet. O kadar büyük bir ülke. 1 milyarlık bir nüfusu vardı 30 yıl önce, 40 yıl önce. Ve şu andaki Çin'i bir düşünün. Evet. Şu anda bir sanayi devi, inanılmaz bilimsel gelişmeler oluyor Çin'de. O zamanki Çin'le şimdiki Çin'i bir kıyaslayın. O zamanki gücü neydi? Evet, şimdiki gücü ne? Şu anda dünyanın en büyük ekonomisi olmaya aday. Amerika'dır bir numara ama aday Çin'dir. Yani çok kısa bir süre sonra Çin'dir. Makroekonomik boyutta baktığımızda yani toplumların gelişmişlik düzeyleri de gene ekonomileriyle paralel gidiyor. Şimdi böyle bakınca dönüp o zaman madem ekonomide mikro ölçekte neler var? İşte arz talep dengesi bunlardan birisi. Elasticity bir diğeri. Böyle bakıldığında bu türden küçük teorilerin ülke yönetimine toplamda etkisi ve faydası nedir hocam? Şimdi bunlar aslında küçük teoriler değil. Bu o bütünün parçaları. Arz talep yani küçük ölçekli diyelim. Evet. Küçük ölçekli. Yani bu o bütün o büyük teorinin parçalarıdır. Bunların hepsinin birbiriyle bir saat, eski saatleri düşünün, elde kurulan saatler. Evet. Bir sürü çark vardı içinde, evet, değil mi? Evet. İktisat teorisi de öyledir. Bu çarklardan oluşur ve bu çarkların her biri doğru çalışmalı. Hmm. Bir tanesi aksadığı anda sistem bozuluyor. O nedenle çok doğru söylediğiniz mikro dediğiniz adına mikro kabul edelim. Bu mikro çarklar doğru dönerse makro çarkı doğru döndürür. Hmm. Bu yüzden işte iktidarların görevi de buradadır. Bu küçük çarkların eş zamanlı
birbirini destekler şekilde dönmesini sağlamak. Yine faizden gideceğim. Faiz de bir çarktır bu bütünün içerisinde. Siz faiz çarkını yanlış döndürürseniz bütün saatin diğer çarkları da yanlış dönecek. Saati yanlış gösterecek. Başka ne var hocam çarkın içinde? Yani illaki çok şey çok var. Şey ya. Ama sektörler bunu, var. Bunu ben niye size soruyorum? Hani sizin perspektifinizden başka neler var? Yoksa sektörler var, alt sektörler var. Yani bir sürü sektörümüz var. Söylemlerinizde faizi özellikle ön plana çıkardınız. Yok, o yani aklınıza geldiği için güzel bir örnek olduğu için. Ha, tamam. Ve herkesin de bildiği bir örnek olduğu tamam, için çok anladım. Konuştuk başka yıllardır. Mesela herkesin bildiği ve önemli olarak ne söylemiştiniz? Çok vardır. Vergi politikaları alın. Mesela geçen gün yayınlandı KKTC'nin vergi listeleri. Evet. Günlerce de konuşuldu evet, bu. Evet. İşletmelerin yarısı galiba tamamen zarar beyan etmiş. Bu ülkede işletmelerin yarısı zarar beyan etti ise bu ülke bu zenginliğe şu zamanlarda sadece yola çıkıp yola baktığınız zaman bu ülkenin nasıl zenginleştiğini görebiliyorsunuz. Avrupa'da olmayan lüks arabalarla dolaşıyoruz. Evet. Peki nasıl bu işletmeler zarar ediyor? Bu kadarı. Ve kar edenler de çok tabii herkes demek istemiyorum. Evet evet. Çok cüzi karlar gösteriyorlar. Demek ki bir yerde bir denetim eksikliği var. Bu da başka bir çarktır. Politik ekonomi de bunun... Siz vergi politikasını doğru kullanmazsanız, bunun denetimini, gözetimini yapmazsanız, cezai şeyleri kullanmazsanız bu olur. Bu da, bu da başka yansır? Bir çark. Evet. Bu çarkta işte nepotizmden tutun favoritizme, regionalizme doğru ki. Böyle kendini bir sürü çarpıklıkla ve sosyal çürümeyle. Vergi toplayamazsanız siz bu halka nasıl hizmet götüreceksiniz? Evet. Çünkü toplanan vergilerle bütçe oluşuyor ve o bütçeden halka hizmet götürüyorsunuz. Eğitim hizmetini, sağlık hizmetini, altyapı hizmetini. Siz vergi toplayamazsanız ne oluyor? Bu defa başka bir yanlış vergi uygulaması başlıyor. Vergi toplayabileceğin en kolay yerlere yükleniyorsun. Nere? Sigara, alkol, içki. Yani kontrol edilmesi çok daha kolay, denetimi kolay alanlara yükleniyorsun. Veya kayıt altına alabileceğin alanlar var. Mesela bankalar kayıt altında, %100 kayıt altında. Çok iyi denetleniyor, mevzuatı çok iyi vesaire. Ama diğer işletmeler böyle denetlenmiyor. Siz yükleniyorsunuz kayıt altında olanlara daha fazla. Bunu yaptık sonra onlar da kayıt dışına kaçmaya çalışıyor. Daha fazla günah keçisi oluyorlar aslında. Alın işte size bir çark daha yanlış işleyen. Ve bu devam ediyor. Devlet bütçesine yeterli kadar vergi girmiyorsa devlet borçlanmak zorunda kalıyor. Devletin borçlanması demek nereden borçlanacak? Bankacılık sisteminden. Evet. Devlet bankacılık sisteminden borçlandığı zaman bankaların özel sektöre verebileceği kredi miktarı azalıyor. Çark. Zincirleme etki. O nedenle iktisat çok basit bir teori değil aslında. Çok basitçe anlatılabilir. Evet, evet. İktisat teorileri aslında. İktisat bir sanattır. Doyumsuz insanları kıt kaynaklarına nasıl doyuracağına evet. Karar veren, bunu yapmaya çalışan bir bilimdir deriz. Bu tanımıdır ama inanılmaz çok karmaşık bir aslında sistemdir, iktisat sistemi. Bütün bu çarkların nasıl çalıştığını bilmeniz gerekir. Bir adım atarken o adımın nerelere sirayet edeceğini değil mi? Tabii ki etki edeceğini, olumlu olumsuz bilmek zorundasınız. Evet. Yoksa ondan sonra iyi güzel ben aldım kararı uyguladım. Sonra mesela bizim şu anda inşaat sektörümüz. Evet. Ne yaptık? Yeni bir yasa çıkardık. Yeni yasayı bıraktım. Yani yapın tamamdır dedik. Meğerim tamam değilmiş. Bu insanlar şimdi yurt dışına çıkıyorlar. Tutuklanıyorlar. Evet. Niye? Madem tamamdı, niye tutuklanıyor bu insanlar? Gene bir yanlış var bir yerlerde. Şimdi o sektör ciddi sıkıntıya girebilir. Yani bugün o sektörde çok ciddi çalışan sıkıntı. Bir profesör arkadaşımla birlikte sabah bir jürideydik.
ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduklarını söylediler. Evet, hani biliyorum. Sadece tutuklama yani çok değil. Dillendirmek istemiyorum. Evet, evet. Ama çok ciddi bir krizin işine doğru gidiyor. Bu da yine yanlış bir karar. Yine o çarklardan bir yerlerde bir şeyleri yanlış yaptık. Ve gidiyor. Ben defa defa televizyonlarda söyledim. Bir ülke inşaat sektörü öncülüğünde kalkınamaz. Yani mümkün değildir. Para kazanırsınız belli bir dönem. Ama kalkınamazsınız. Evet. Kalkınamazsınız inşaat sektörler. Bu dünyada bunu deneyen çok oldu. Bu tür krizleri yaşayan da çok oldu. Ders almadık. Ders almadık. Hocam şöyle bir soru yöneltmek istiyorum müsaadenizle. Şimdi bu iktisat içerisinde biz arayıp tarayıp kendimize bir yer bulmaya çalışıyoruz. Bilimi içerisinde. Fakat bu bilime bakıldığı zaman da interdisipliner bir alan ve bu interdisipliner alanda kendisine bir başka disiplinlerden, hatta transdisiplinerde bir alan kendisine başka disiplinlerden veri çekiyor. Böyle bakıldığı zaman bu işin bir de metodolojik kısmı var. Yani biz ortaya koyduğumuz teorilerin iyi çalışıp çalışmadığını nasıl ölçeceğiz? Bu metodolojik kısımda neler söylemek istersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani mesela gayri safi milli hasıla, gayri safi yurt içi hasıla gibi kavramlar var. Basite indirgiyoruz. İzleyicilerimize daha iyi sirayet etsin söylediklerimiz diye. Yani iktisat metodolojisinde çok değişik metotlar vardır. Bunun ideolojilerle de ilgisi vardır. Yani metotların ideolojilerle de ilgisi vardır. Yani mesela kapitalist sistemdeki bir ideoloji, sosyalist sistemdeki bir metodoloji, sosyalist sistemdeki bir metodolojiye de çalışamayabilir. Ya çalışmadı reel sosyalizmde. Çünkü kapitalizmde deniyor ki arz talep dengesi var, fiyatlar piyasada belirlenir. Reel sosyalizmde bu olmadı. Evet. Neyin üretileceğine de devlet karar verdi. Fiyatının ne olacağına da devlet karar verdi. O zaman nasıl? Yani bu ideolojik, siyasi yapı ile çok ilgilidir. Yani tek bir iktisat teorisi yoktur aslında. Kuşkusuz. Değişik ideolojiler tarafından kendine uyarlanmış iktisat teorileri vardır. Yani bir teke indiremeyiz. Yani bazı genel hepsinin kullandığı şeyler vardır mutlaka ama öyle tek bir iktisat teorisi falan hocam yok. Mesela bu teorilerin iyi algılanamaması ve ülkelere bunun yansımasında iyi yönetilememesinin ortaya açtığı hezeyanlar var. İşte ekonomik buhran bunlardan bir tanesi veya finansal sistemin çökmesi, işsizliğin artması, şirketlerin batması özel sektörde. Şimdi bir kamu iktisadı var, bir de özel sektör iktisadı var. Ülkemiz açısından bakıldığında bu ikisi çok, özellikle asgari ücretin belirlenmesi hususunda çok equilibrium diye bir kavram var ya, eş dengecilik. Çok eş dengede gitmedi gibi görünüyor. Asgari ücretin kendisi mi? Asgari ücretin belirlenmesi bir örnek sadece. Yani sorumu şöyle yeniden tasarlayayım. Kamu iktisadı ile özel sektör iktisadı arasında söz konusu eş dengeciliğin sürdürülebilir kılınabilmesi için ne yapmak gerekiyor? Yani bu maaşlarda burada bahsetmek istediğim kısaca. tabii ki kamuda çalışanların maaşları ile özel sektörde çalışanların maaşları arasında ciddi bir fark oluştu. Ben sizin bu tavrınızı çok seviyorum hocam. Yani reel aslında çok realistik. İktisat bilimi reel bir bilim. Kesinlikle teorilerle konuşursak çok fazla bir şey ifade edemeyiz. Bir de ülkeler ekonomik anlamda duygularla yönetilmiyor değil mi hocam? Yani o yüzden değil tabii ki. Rasyonel. Yani başka duygularla yönetilir. şöyle söyleyeyim. Tabii ki bir maaş, ciddi bir maaş sorunu vardır özel sektörle kamu sektörü arasında. Bu bizim ülkemizde ve bizim gibi böyle gelişmekte olan deyim ülkelerde görülen bir şeydir. Bu gelişmiş ülkelerde böyle bir şey
Yoktur. Yok. Yoktur. Hmm. Yani bizdedir işte, kamuya girdiğinde hayat boyu kamudasın. Bu başka bir yerde yoktur böyle. Yani sen çalışmıyorsan eğer, orada kamuda seni kapının önüne koyar. Hmm. Bizde yok. Çalışmasa da tamamdır. Böyle bir sorun var. Asgari ücretin belirlenmesi konusuna gelirsek, yani bizde bir pazarlık usulü bir asgari ücret belirleni. Bunun ne bir bilimsel temeli vardır, ne başka bir ideolojik temeli var. Yok. Ya pazarlık. Pazarlık. Ha, orada şey aldıkları nedir? Enflasyon rakamını, evet, alıyorlar. O onun üzerinden bir şey yapıyorlar. Ki o da doğru değildir. O enflasyon rakamları da doğru değildir. Çünkü sepet yıllardır değişmedi. İnsanların harcama paternleri, hı hı, değiştiği halde eski patern üzerinden hesaplanıyor. O da yanlıştı. Bu bir. Buhranlardan bahsettiniz. Şimdi 1929, evet, büyük buhran adı ile Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayıp bütün sanayileşmiş ülkeleri etkileyen bir kriz, evet, dönemi. Niye bu kriz çıktı? Adam Smith'e dönelim şimdi. Hı hı. Adam Smith ne demişti? Piyasalara müdahale etmeyin. Piyasalar kendi kendine dengeyi bulur. Yani bir kriz oluşursa, bir sorun oluşursa piyasa onu hızlı bir şekilde kompanse eder, kapatır. Buna da görünmez el dedi. Invisible hand dedi, evet, buna. Bu invisible hand çalıştı bir müddet. Ama 1929'da büyük buhran başladığı zaman çalışmadı. Korkmayın dedi ekonomistler, o dönemin ekonomistler, korkmayın, invisible hand bunu da halledecek. Yani devlet rahat ol, müdahale etme, piyasa kendi kendini halleder. Edemedi. Yıllar boyu sürdü. İkinci Dünya Savaşı'nın sebeplerinden bir tanesi de bu büyük buhrandır. Evet, evet. Ve John Maynard Keynes çıktı, dedi ki, arkadaşlar evet, bu invisible hand bazen çalışır ama her zaman değil. Çalışmaz, evet. O zaman ne yapmamız lazım? Devletin bu tür durumlarda mutlaka müdahale etmesi lazım dedi. Bakınız, ikisi de liberal. Birisi diyor ki bırak piyasa sorunları kendi kendine çözecek. Diğeri de diyor ki hayır, piyasa bazen çözemez, hı hı, sorunları, devlet müdahale edecek. Bu da liberal, bu da liberal. Ve bunun gibi daha bir sürü var böyle. Hani neyi anlatmaya çalıştım? Serbest piyasanın da tek bir tane doğrusu yok. Evet, evet. O yüzden hep diyorum, her ülke kendi verilerini önüne koyup ona göre karar, evet, vermeli. Evet. Ona göre karar vermeli. Hocam, zamanımız da biraz daralıyor. Bir şey daha sormak istiyorum. Özellikle bu zamanlarda çok popüler bir kavram var. Yeşil. Hı. İşte yeşil insan kaynakları, yeşil stratejik yönetim, çevreyle ve çevrenin sürdürülebilir kılınmasıyla ilgili bir anlam yüklenmiş, örtük, evet, bir anlam. Evet. Bir de yeşil iktisat diye de bir şey çıktı. Birazcık da ondan bahsedebilir miyiz? Yani böyle zaman zaman çıkıyor bu tür böyle. Hani fashion and fad, böyle yönetim modası veya gelip geçici bir heves gibi. Bir ara her şeyin önüne sustainable, hmm, koyar giderdik. Sustainable economy, hani sürdürülebilir enerji. Şimdi yeşil oldu o. Evet, evet. Yani güzel bunlar, üretmek güzel. Ama dönüp dolaşıp aynı teorinin içinde çok fazla bir şey değiştirmeden yeni bir şey söyleyemiyoruz aslında. Aynen öyle. Yani değişik böyle moda kavramlar, moda deyimler çıkararak bir yere varamayız. Güzel bir şey yeşil, hani doğayı koruyucu vesaire bir şey, böyle bir şey uyandırıyor his. Ama bir şey çözmüyor ki. Evet, evet. Sen insanoğlunun doyumsuzluğuna çare bulabildin mi? Hocam orada da gene biraz Karl Marx'ın çok önemli bir cümlesi var. Bir sürü şeyi söylenir Marx'ın ama bir cümlesi var, bu hep atlanır. Her şeyi değiştirebilirsiniz dedi Karl Marx. Ama insanın tabiatını değiştiremezsiniz. Öyle tasarlayacaksınız sistemi dedi. İnsanın tabiatı nedir? Değişkendir, görecelidir, doyumsuzluğudur.
İhtiyaçlarının sınırsızlığıdır. Evet. Şimdi egoisttir falan filan kelimeleri kullanıldı çok zaman. Bunlar rencide edici olduğu için sanırım Avusturya okulu faydacı dediği buna. Hmm. Faydacı. İnsan kendi faydası için uğraşır. Veya kendi yakınları için diyelim. Bunu bileceksiniz diyor. Bir sistem tasarlarken insanın böyle davranacağını bileceksiniz. Ona göre tasarlayacaksınız. Ve çok doğrudur. Çok doğrudur. Ekonomi aslında tasarlanması gereken ve iyi yönetilmesi gereken önemli bir, bana göre, sosyal bilim alanıdır. Böyle bakıldığında acaba Erdal Güryay bu ekonomi alanı ile ilgili elinde sihirli bir değnek olsa günümüz şartlarında neyi değiştirmek ister? Yani ben polyanacık oynamayı çoktan bıraktım. O sihirli değnekler falan çocukluğumuzdaydı. Böyle bir şey olmayacağını bildiğim için ben sihirli değnek değil, bilimsel veri, bilim ışığında iş yapmayı tercih ederim. Tamam. Bir de hocam, Erdal Güryay neyi bilebilmekten çok hoşlanır bir bilim insanı olarak? Neyi bilebilmekten? Yani bir kere yaşadığımı bilmek beni çok mutlu eder. Hani bir Matrix ortamında yaşamadığımın farkındayım. Bunun da zevkini, tadını almaya çalışıyorum. Peki ekonomik açıdan kederlendiğiniz çok zaman oldu. Ve bu kederinizi kendi içinizde yönettiğiniz zamanlarda sınırlılıklarınızı nasıl belirlersiniz hocam? Yani artık şurada durmalıyım. Yani ben bunun böyle olacağını öngörmüştüm. Yani öngörebildiğim şeyler vardır. Öngörebildiklerim konusunda çok rahat karar alabiliyorum. Ama öngöremediklerim konusu beni her zaman rahatsız eder. Çünkü bilinmezlik rahatsız eder. Hayıflanır mısınız mesela, neden ben bu boyutunu düşünememiştim diye? Üzülürüm. Yoksa... Üzülürüm eğer düşünebilecek kadar bilgi, becerim var iseydi de ve yapamadıysam bunu, o zaman üzülürüm. Çünkü ekonomi doğrusal olmayan bir denklemde her zaman ilerliyor hocam. Tabii canım. Yani ne kadar iyi yönetirseniz yönetiniz dediniz ya. Kesinlikle kaotik bir tarafı vardı. Evet, evet. İşte o kaosa geleceğim son olarak, çünkü bir iki dakikamız var. İşte bu kaosun bizim gibi daha kolektivist ülkelerde kaos gibi son derece belirsiz ortamların yönetilememe becerisi var hocam. Bu bir beceri, yani o yönetememeyi becermek de önemli bir şey. Ben daha kötüsünü söyleyeceğim. Bilinir alanda bile yönetim yapamıyoruz. Bıraktım kaosu. Hocam. Yani dün yaşadığımız olaylar biliyorsunuz. Evet. Yani bu bir kaotik ortam değildi ki. Bu gayet bilinen bir ortamdı. Onu bile yönetemedik. O yüzden bıraktım kaosu. Normal şartlarda yönetimi yapabilelim, ona sevineceğim. Hocam umuyorum bir gün özellikle kaotik ve son derece belirsiz ortamlarda nasıl ekonomilerin ayakta kalabileceğini ve gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabileceğimizi öngören ülkemiz için güzel ve umut verici gelişmeler olur. Sizin de bu çorbada tuzunuz olur diye ümit ederek teşekkürlerimi sunmak istiyorum size. Tekrardan hoş geldiniz programımıza. Her zaman çok heyecanlı ve sizi can kulağıyla ben ve izleyicilerim dinlemiştir. Bundan hiç kuşkumuz yok. Yeniden çok teşekkür ediyorum. Ben değerli teşekkür bilgileri ederim. Bizlerle paylaştığınız için. Efendim, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nun yeni yayın döneminin ilk düşünce nüansı programında Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Erdal Güryay hocamızı, ekonominin felsefesini epistemolojik, ontolojik ve aksiyolojik ve metodolojik boyutta konuştuk. Dilimizin döndüğünce, süremizin yettiğince tartıştık. Bizlere bu imkanı sunan ve yayında emeği geçen ekip arkadaşlarımıza, Üniversitem Lefke Avrupa Üniversitesi'ne ve hocamızın üniversitesi Kıbrıs İlim Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum. Haftaya çarşamba günü aynı saatte farklı bir konuk ve farklı bir konunun felsefesiyle yeniden buluşmak üzere diyorum. Saygılar sunuyorum. Esen kalın.